Bugün bizim demokrasi tarihimizin önemli bir günüdür. Parlamenter sistemimize karşı bir darbe yapmak istediler. Gazi Mustafa Kemal şunu söylüyor: söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyor. Bizim için söz konusu vatandır, sonuna kadar vatana sahip çıkacağız. Güzel bir atasözümüz var: bir musibet bin nasihatten evladır diye. Dolayısıyla ben dahil bütün siyasilerin bu musibetten ders çıkarması lazım. Camiye, kışlaya, adliyeye siyaseti sokmayalım. Bizim soylu bir uzlaşmaya ihtiyacımız var. Bizim kavga değil, bizim milleti kardeş kılma gibi bir görevimiz var. Siyasette öz eleştiri yapmak ve geçmişe iyi tahlil etmemiz gerekiyor. Eğer geçmişe iyi tahlil edebilirsek, gelecekte çok daha güzel bir Türkiye'yi inşa edebiliriz. Milleti kardeş kılma yolunda kararlılığımızı sürdürmeliyiz. Devletin inşasında liyakat sistemini esas almalıyız. Yani liyakat sisteminden vazgeçmemeliyiz. Bu bizim tarikattan, bu bizim cemaatten, bu bizim partimizden değil. Kim o işi iyi yapıyorsa işi ehline teslim etmek gibi bir geleneği artık Türkiye'de başlatmak zorundayız. Her şartta, her koşulda demokrasiye sahip çıkmalıyız. 15 Temmuz darbe girişimi demokrasinin ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Sadece darbe değil, demokrasi üzerinde tüm vesayetleri reddetmeliyiz. Onun için diyoruz: ne darbe, ne dikta, yaşasın tam demokrasi diyoruz. Cumhuriyetin kurucu değerlerine sahip çıkmalıyız. Anayasanın birinci maddesi şudur: hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyor. Evet, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Dolayısıyla hiçbir kimseye, hiçbir aileye, hiçbir gruba, hiçbir zümreye imtiyaz tanınmıyor. Eğer bugün cumhuriyet olmasaydı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olamazdı. Eğer bugün cumhuriyet olmasaydı, Sayın Karaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olamazdı. Eğer bugün cumhuriyet olmasaydı, Sayın Binali Yıldırım başbakan olamazdı. Eğer bugün cumhuriyet olmasaydı, Anadolu'nun kuş uçmaz köyünde doğan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'ye genel başkan olmazdı. Cumhuriyetin eşitlik değerlerine, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir değerlerine hepimizin sonuna kadar sahip çıkması gerekiyor. Parlamenter sistemimizi güçlendirmek zorundayız. 15 Temmuz akşamı bağımsız medya olmasaydı belki hiç kimse sokaklara çıkmayacaktı. Medyanın bağımsızlığına bütün siyasilerin saygı duyması ve önem vermesi lazım. FETÖ terör örgütü ordunun içinde yuvalandı. FETÖ terör örgütü yargının içinde yuvalandı. FETÖ terör örgütü devletin her kademesinde yuvalandı. Eğer bir hakim vicdanıyla değil, bir hakim Pensilvanya'dan aldığı talimatla karar veriyorsa, o hakim hakim değil, o mahkemede mahkeme değildir. O nedenle yargı bağımsızlığı çok önemlidir. Ve hepimiz bunun üzerinde durmalıyız ve bu konu üzerinde titremeliyiz. Dini kullanarak, inancımızı kullanarak her türlü yasa dışı işin içinde olanlar milleti nasıl kandırdılar hep beraber gördük. Laiklik din ve vicdan özgürlüğü demektir. Laiklik inanca saygı demektir ve insana saygı demektir. O nedenle bütün siyasi partilerin bu konuda daha dikkatli olması gerekir. Kula kulluk yapmak değil, kula kulluk yapanların nasıl bir anlayışta olduklarını hep beraber gördük. Ve demokrasinin güçlenmesi için mutlaka ama mutlaka sorgulayan bir eğitim sistemini hayata geçirmemiz gerekir. Çocuklarımız irfanı hür yetişmeli, vicdanı hür yetişmeli,
fikri hür yetişmeli çocuklarımız. Çocuklarımız birilerinden talimat alıp onun gereğini yapmamalı. Ne diyor Yüce Yaradan? Aklınızı kullanmıyor musunuz diyor. Aklımızı kullanmanın yolu eğitim sistemini de bu şekle getirmektir. FETÖ terör örgütünü biliyorsun. Artık bütün dünya biliyor. Bu örgüt geçmişte balyoz davası dediler. Ergenekon davası dediler. Casusluk davası dediler. Hiçbir günahı olmayan, devlete sadakatle bağlı olan pek çok subayımızın ki eski bir genelkurmay başkanı da dahil tamamını hapse attılar. Şimdi onların tamamının kumpas olduğu ortaya çıktı. Tamamının FETÖ terör örgütü tarafından yapıldığı ortaya çıktı. O zaman bir devlet adalet üzerinde büyür. Bir devlet adalet üzerinde soyluluk kazanır. Bir devlet adalet üzerinde devlet olur. O zaman buradan çağrı yapıyor. Geçmişin mağdurlarına haklarını iade edelim. İtibarlarını iade edelim. Ülkemizi yeniden inşa ederken yeni mağduriyetler yaratmamalıyız. Hukuk diyoruz. Hukukun üstünlüğü diyoruz. Adalet diyoruz. Devlet adalet üzerinde yükselmek zorundadır. Görüyorum ki bu meydanda en ön safta kadınlarımız var. Bir toplum için nezaketin, şefkatin, sevginin kaynağı olarak gördüğüm kadınlarımızın hayatın her alanında daha çok var olmalarını, bize eşlik etmelerini gönülden diliyorum. Hiç kimse unutmasın. Bir ülkede kadının yüzü gülüyorsa bilin ki o ülke mutlu bir ülkedir. Bu topraklarda huzur içinde, barış içinde demokrasimizi güçlendirerek, farklılıklarımıza saygı göstererek birlikte mücadele etmeliyiz. Hepinizi muhabbetle kucaklıyorum. Hepinize en içten saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.